Suriye kuvvetleri IŞİD militanlarını ülkenin güneydoğusundan çıkarmaya çalışırken, Suriye özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Amerika'nın Suriye'de çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Hedefimiz IŞİD'in kalıcı olarak bozguna uğratılması, Suriye'de Birleşmiş Milletler aracılığıyla halk tarafından yürütülen siyasi süreci canlandırarak geri dönülmez noktaya getirilmesi ve çatışmaların sona ermesi. Özel temsilci Jeffrey, 2011'de çatışmaların başlamasından bu yana 400 binden fazla kişinin öldüğünü, 5 milyon kadar kadın, erkek ve çocuğun da ülkeden kaçtığını tahmin ettiklerini söyledi. Uluslararası toplum insani krize yanıt vermeye çalışırken, yetkililer kötüleşen koşullardan ve Suriyelilerin evlerine geri dönememesinden Esad rejimini sorumlu tutuyor. ABD hükümeti mültecilere geri dönmeyin demiyor ya da hükümetlerin mültecilerin dönüşünü engellemesini, onları durdurmasını ya da cesaretlerini kırmasını istemiyor. Bu karar gönüllü verilmesi gereken bir karar. Dönüşleri güvenli ve iyi koşullar altında olmalı. Bu kişiler kendilerini rejim kontrolü altına dönmek zorunda hisseden ve yolda açlık çeken bir grup insan haline gelmemeli. Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir takvim var mı diye sorulduğunda, Jeffrey IŞİD etkisiyle uzun dönemde mücadele etmenin zorluklarına dikkat çekti. IŞİD'i kalıcı olarak bozguna uğratmak sadece Fırat Nehri kıyısında toplanan fabrika büyüklüğündeki IŞİD unsuru grupları ezmekle bitmiyor. Geride bıraktıkları birimlerle de mücadele etmek gerekiyor. Bu birimlerin Suriye'nin kuzeydoğusunda aktif olduklarını gördük. IŞİD yerel güvenlik birlikleri oluşturuyor. Öte yandan gelecek yılın başında uzmanlar Avrupa kimyasal silah gözlemcileriyle birlikte yeni bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Soruşturmada 2014'ten itibaren Suriye'de düzenlenen ölümcül zehirli gaz saldırılarının sorumluları aranacak. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington.